Herkese merhaba, ben Millih Esat Açıl. Erbakan hocamız ile Cumhurbaşkanımız Erdoğan arasını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulmasından sonra hep açık gösterdiler. Böyle bir algı oluşturuldu. Hatta Erbakan hocamızın vefatından sonra adeta birbirlerine düşmanmış gibi, kin duyuyorlarmış gibi lanse edildi. Şu anki Saadet Partisi'ni bir düşünün. Bir yandan camiye bile gereksiz diyen bir zihniyet ve adaylarının FETÖ'ye göz kırptığı, alternatif var diyerek 2014 belediye seçimlerine atlayın ki son seçimlerde de mesela Ali Aktaş gibi FETÖ'nün medya organlarına, FETÖ ile devletin mücadele ettiği zamanda FETÖ'nün medya organlarını korumaya kalkan bir zihniyetin hakim olduğu parti haline geldi. Ben bırakın düşmanlığı, Erbakan'ı anlamanın Erdoğan'ı anlamak olduğunu düşünüyorum. Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız vefatından kısa bir süre önce katıldığı televizyon programında aynen şunları söylemişti. Bunlar bizim evlatlarımız. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı ve hükümeti kastediyor. Bunlar bizim evlatlarımız. İyi niyetli insanlar bilerek Türkiye'nin kötülüğüne hiçbir şey yapmazlar. Aynen bunları söylemişti. Tayyip Bey Gençlik Kolu Başkanımız, ilçe başkanımız, İstanbul Belediye Başkanımız, yıllarca beraber çalıştığımız evlatlarımız. Bunlar iyi niyetli insanlar. Hiçbir zaman bilerek Türkiye'ye kötülük yapmazlar. Kucaklaşırız, hayırlı muvaffakiyetler dileriz. Merhum Necmettin Erbakan hocamızın hayatına baktığımızda hayatının hemen hemen her safhasında vesayet odaklarının Gladio'nun hedef gösterdiğini ve o badirelerden dersler çıkartarak ta bugünlere projeler yaptığını, bugünle arasında bir köprü kuran şiar ile hareket ettiğini göreceğiz. İşte bu videoda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Necmettin Erbakan hocamızın o günlerde yapmak istediği projeleri nasıl bir gerçekleştirdiğini ve Erbakan hocanın talebelerinden olan Tayyip Erdoğan ve diğer kadroları nasıl sahaya sürdüğünü sizlere aktarmaya çalışacağız diyeyim. Çünkü çok fazla proje var, çok fazla Erbakan hocamızın hedefi vardı. Bunları tek videoda aktarmak mümkün değil. Hatta daha önceki videolarda Selçuk Bayraktar Bey'in babası Özdemir Bayraktar ile Necmettin Erbakan Hoca'nın nasıl gizlice görüştüğünü ve İHA ve SİHA'ların projelerinde nasıl etkin rol oynadığını aktarmıştık. Birkaç bölüm daha yapmak istiyorum. Sizler de beğenilerinizle lütfen bana bunu gösterin. Buraya ne kadar çok beğeni gelirse inşallah onları da daha hızlı bir şekilde sizlere yapmak istiyorum. Çünkü bunlar için ciddi araştırma yapıyoruz, onu da belirteyim. Yine ekibimizle bir video hazırladık, adeta kısa belgesel gibi. Şimdi sizlere onu aktaracağız. Ama videonun detaylarına geçmeden önce sizlerden ricam, lütfen birkaç saniyenizi ayırıp aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açın. O zile bastıktan sonra tümünü işaretlerseniz videolarımız anında bildirim olarak gelecektir. Bildirimlerin açılması çok önemli. Çünkü eski izleyicilerimiz defalarca şahit olmuştur. Videolarımız çok kez YouTube tarafından engellendi veya aramalarda çıkartılmadı. Bildirim açıklar sadece izleyebildi. O yüzden bildirimleri açmanız önemli. Bunu özellikle rica ediyorum. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkıyor. Daha çok kişinin bu gerçekleri görmesine vesile olabilirsiniz. Bizim için de bir gösterge oluyor. Konuya ne kadar izleyicilerimizin ilgisi olduğunu ve o konu üzerine daha çok gitmeye çalışıyoruz. Bu yüzden o da önemli. Instagram'dan da @melihesatacil olarak takip edebilirsiniz. Orada da güçlü olalım ve iletişim de kurabiliyoruz rahat bir şekilde oradaki mesaj butonu sayesinde. Evet, şimdi Erbakan hocamızın hayatıyla başlayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la kesiştiği yollar ve Cumhurbaşkanımızın Erbakan hocamızın projeleri nasıl bir gerçekleştirdiğini aktardığımız adeta şöyle mini belgesel gibi videomuz. Buyurunuz efendim. Öncü adamlar vardır. Milyonların düşünüp yapamadığını onlar yapar. Dağlar üzerindeki karları çığ gibi boşaltmak için sadece bir çığlık bekler bazen. Necmettin Erbakan çığlık olmuştur. Erbakan'la Erdoğan düşmanmış gibi gösterilse bile bu gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerdeki yeni kuşakları onları öncü adamlar olarak tanıyacaktır. Necmettin Erbakan Türkiye'nin ufkunu açan liderdir. Kısıtlı kadrolarla adam yetiştiren Erbakan olduğu, bunları sahaya sürense Erdoğan. Birileri gömlek değiştirme hikayesine öyle inandı ki düşmana yapılan hilenin farkına bile varamadı. Hala varmak istemeyenleri biliyoruz. Bunları yolun başında söyleseydik, hayaldi hayal kaldı sloganıyla ortada gezerdik. Erbakan planlarını ana göre yapan bir lider değildi. Erdoğan da sadece bugünün adamı değil.
Konunun derinliklerine inmeden önce videolarımızdan anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olup zil ikonundan bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'dan da Melih Esat Acil olarak takip edip iletişim kurabilirsiniz. Şimdi derinlere dalalım. Cumhuriyet'in 29 Ekim 1923 günü ilan edilmesinden tam 3 yıl sonra yine bir 29 Ekim günü Türkiye siyasetine damgasını vuracak bir isim dünyaya geldi. Necmettin Erbakan. Kitleleri peşinden koşturan hoca, 85 yıl süren ömrünü 2011'de tamamladı. Siyasi kariyerine 5 siyasi parti, hükümetler ve binlerce öğrenci sığdıran Erbakan, yakın dönem siyaset tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbakan'ın kurduğu Milli Görüş Partilerinde siyasete başlamıştı. Erbakan'ın öğrencileri bugün hükümette. Necmettin Erbakan, Hakim Mehmet Sabri Bey ve Kamer Hanım'ın oğlu olarak Sinop'ta dünyaya geldi. İlkokula Kayseri Cumhuriyet İlkokulu'nda başlayarak Trabzon'da bitirdi. Hakim olan babasının emekliliğiyle ailesi İstanbul'a yerleşti. Burada İskenderpaşa Camii'ne gitmeye başlayan Erbakan'ın siyasi geleceğini şekillendiren de bu camide geçirdiği dönem oldu. Gençliğinin önemli bir kısmı İskenderpaşa cemaati lideri Mehmet Sahit Korkun'un Gümüşhanevi dergahında geçen Erbakan, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1948 yılında mezun oldu. Üniversitede ders anlatmaya özel izinle henüz üniversite asistanlığı döneminde başladı. Bir süre sonra okul tarafından doktora amacıyla Almanya'ya gönderilen Erbakan, bir doktora tezi dönemine 3 doktora tezi sığdırmayı başararak önemli bir başarı elde etti. Bu başarı Almanların dikkatinden kaçmamıştı. Leopard tanklarıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere Alman Ekonomi Bakanlığı tarafından fabrikaya davet edilen Erbakan, sanayi devi Almanya'yı detaylı inceleme imkanı yakaladı. 1953'te İstanbul'a dönen Erbakan, İstanbul Teknik Üniversitesi motor bölümünün başına geçtikten sonra ilk yerli motor prototipini çıkarmak için çalışmaya girişti. Gümüşhanevi dergahına gidip gelirken aklına yerli motor üretmeyi koyan Erbakan, Gümüş Motor markasıyla bir motor üretimine girişti. Bu motor Türkiye'nin ilk yerli motoru oldu. 200 ortaklı Gümüş Motor Fabrikası 1964'te seri üretime başladı. 1969'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yani TOB Genel Sekreteri iken, TOB Başkanlığına aday olan ve seçimleri kazanan Erbakan, ilk darbeyi TOB'da yaşadı. Milli Türk Talebe Birliği'ne mensup gençler Erbakan'a destek vermek için gündüzleri TOB'un kapısında nöbet tutuyorlardı. Ancak polis gece yarısı TOB binasına girerek Erbakan'ın eşyalarını dışarı attı. Erbakan'ın TOB başkanlığının engellenmesi siyasi hayatını şekillendiren en önemli kilometre taşlarından biri oldu. Nitekim aynı yıl yapılan milletvekili seçimlerinde 20 arkadaşıyla birlikte Bağımsızlar Hareketi'ni başlattı. Konya'dan bağımsız aday olan Erbakan, tek başına 4 milletvekilinin alacağı oyu toplayarak Konya Bağımsız Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Erbakan'ın hareketinin artık partileşme zamanı gelmişti. Milli Nizam Partisi, Erbakan öncülüğünde 1971 yılında kuruldu ancak parti henüz bir yıl geçmişken Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. 1972 yılında bu kez Milli Görüş'ün ikinci partisi olan Milli Selamet Partisi kuruldu. Büyük kongresini yapmak üzere aziz milletimizin yeniden Büyük Türkiye'yi kurmak üzere Milli Selamet Partisi 1973 seçimlerinde 51 milletvekili kazanarak mecliste grup kurmaya hak kazandı. Erbakan, Milli Görüş ismini ilk kez bu dönemde ortaya attı. Henüz üniversite yıllarında düşünce temellerini oluşturduğu ağır sanayi hamlesini başlatan Erbakan, bu süreçte
en çok uçak fabrikasına önem verdi. Erbakan'ın girişimleriyle fabrikayı hayata geçirecek şirketin kurulması için kanun çıkarıldı. Şirketin hükümet kararnamesiyle kurulmasına karşıydı. Bir sonraki hükümetin bu kararnameyi iptal etmesinden endişe ediyordu. Erbakan'ın Türkiye'yi merkeze alan siyasi yaklaşımında diğer Müslüman ülkeler de hatırı sayılır bir yer tuttu. Müslüman ülkelerle bağ kurmak için 1970'li yıllardan itibaren Konya'da Kudüs mitingleri organize etti. ...1980'deki Kudüs mitingi ise 12 Eylül darbesinin gerekçelerinden biri olarak gösterildi. Filistin meselesi Erbakan'ın hep öncelikli gündem maddelerinden biriydi. Hatta 2009 yılında Gazze'ye yönelik ambargonun delinmesi amacıyla gerçekleştirilen Gazze'ye Özgürlük Filosu onun eseriydi. Erbakan, Bosna Hersek Savaşı'nı da çok yakından takip etti. Erbakan, Bosna'yı sadece Türkiye için değil, Avrupa'daki Müslümanlar için, bütün İslam alemi için en önemli mesele konumuna getirmişti. Binlerce tırlık destek verildi Bosna'ya. Profesör Doktor Necmettin Erbakan'la Recep Tayyip Erdoğan'ın yollarının kesişmesinin uzun bir geçmişi var. Gençlik yıllarından itibaren siyasetle ilgilenen Erdoğan, 1984 yılında Refah Partisi'nin Beyoğlu ilçe başkanı oldu. Erdoğan, ertesi yıl düzenlenen genel kongrede Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi seçilirken, aynı yıl partinin İstanbul İl Başkanlığı'na getirildi. Eylül 1986'daki milletvekili ara seçimlerine Refah Partisi'nin İstanbul adayı olarak girse de seçilemedi. 26 Mart 1989'daki yerel seçimlerde ise Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olsa da bir kez daha başarısız oldu ve seçilemedi. 5 Ocak 1994 günü Parti Başkanı Necmettin Erbakan tarafından Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı açıklandı. Refah Partisi ve ardından kurulan Fazilet Partisi, irticai faaliyetleri gerekçesiyle kapatılırken, Milli Görüş Hareketi, gelenekçiler ve yenilikçiler olarak ikiye bölündü. Bunun sonrasında gelenekçiler Saadet Partisi'ni, yenilikçilerse Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdu. Konunun en ilginç ve sırlarla dolu olan bölümüne geldik. Necmettin Erbakan'la Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır bilinmeyen ama aslında günümüze kadar uzanmış projeleri. Refah Partisi'nin 1997 yılında gündeme getirdiği ve Necmettin Erbakan'ın yeniden Büyük Türkiye projesi başlığıyla açıkladığı projeler arasında İstanbul Boğazı'na tüp geçit, Körfez Geçiş Köprüsü, Ankara-İstanbul arası hızlı tren ve 81 ile hava alanı yer alıyordu. Erbakan'ın gündeme getirdiği bir diğer büyük proje de Boğaz'a tüp geçit projesi. Asya ve Avrupa'yı ilk kez deniz tabanının altından karayolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli hizmete girdi. Projeler arasında en dikkat çekenlerden birisi ise hızlı tren projesi şüphesiz. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabını oluşturan Ankara-Eskişehir hattı 2009 yılında hizmete açıldı. İktidarın en çok konuşulan projelerinden biri de duble yollar oldu. İktidar tarafından 16 bin kilometre civarı duble yol yapıldı. 17 yıllık bir süreç için ne kadar büyük bir rakam olduğunu görmek çok da zor olmasa gerek. Bu da Erbakan'ın projeleri arasında yer alıyordu. Yine hocanın projelerinden olan otoyollar da bu dönemde epey gündemdeydi. 81 ile havaalanı projesi henüz gerçekleşmemiş olsa da 28 havaalanının hizmete girdiğini söyleyebiliriz. Erbakan'ın projelerinden biri de nükleer santraldi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi için çalışmalar 2010 yılında Türkiye ve Rusya arasında imzalanan antlaşma çerçevesinde başladı. Osman Gazi Köprüsü de Gebze Bağlantı Köprüsü olarak hocanın projeleri arasında yer almış. Erbakan'la Erdoğan'ın projelerinin bu kadar benzer olması bir tesadüf olabilir mi? 17 yıllık bir parti, 17 yıllık bir iktidar. Erbakan hocanın düşünceleri, hayalleri,
projeleriyle harmanlanmış bir şekilde günümüze taşınması oldukça şaşırtıcı. Bu düşüncelerin, projelerin büyük Türkiye'mizin ileriki hedefleri arasında olan 2023, 2053 ve 2071 ile de bir bağlantısı. Zamanla bu bağlantıyı da daha iyi göreceğiz. Devlet aklına güvenin. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızdan anında haberdar olabilmeniz için kanala abone olup zil ikonundan bildirimleri açınız. Instagram'dan da Melih Esat Acil hesabımı takip ederek iletişimde kalabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah Necmettin Erbakan hocamızdan gani gani razı olsun. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ferasetlerini artırsın. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Amin. Şimdi teşekkür etmek istediğim bazı abilerim var. Bizi eskiden beri izleyenler bilir. Çok amatör bir ortamda çok ciddi izleyici kitlesine ulaştık. İzleyicilerimize yani sizlere çok teşekkür ediyorum. Ama artık daha profesyonel bir hale geldik. Yine eksiklerimiz var. Hatta ben gönlüm istiyor ki canlı yayına geçelim ama onun için çok ciddi bir altyapı kurmak gerekiyor. Ama şu anda da elhamdülillah daha profesyonel hale geldik. Bu noktada destek olan Refik Bey'e, Osman Bey'e, Gökhan Bey'e, Erkan Bey'e, Levent Bey'e, Abdullah Bey'e, Zafer Bey'e, Adem Bey'e, Soner Bey'e ve Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Daha önce de destek olmuş olanlar vardı. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Bazı ablalarımız da vardı. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu ekipmanlar ciddi meblağlar tutuyor. Ki ben de yayınlarımın çoğunda biliyorsunuz reklam koymuyorum. Özellikle İslami konularda hassasiyet gösteriyorum bu noktada. Zaten diğer yayınlarımızda da konu başlıklarından dolayı YouTube'da zaten reklam vermiyor. Bunu zaten defalarca söyledim. Sizler de biliyorsunuz. Hani o yorumlarda yazan işte sen burada şunun için bunun için. YouTube'u birazcık bilenler bilir. Böyle konu başlıklarını yazdığınız zaman YouTube zaten size hem geri plan atıyor. Onun dışında da o artık o premium gelirleri vesaire dediği şeylerden bizlere vermiyor. Bu birçok gazetecinin de bildiği bir şey aslında. Bunu açıkça söyleyeyim, yürekle söyleyeyim. Burada bu yayınları ne kadar kaliteli hale getirmemiz siz izleyicilerimizin desteğine bağlı. Önceden bunu söylemekte biraz daha böyle çekiniyordum ama bakıyorum çok ciddi medya şirketlerindeki gazeteciler dahi bunları açık açık söylüyor. Hatta chat kısımlarında bile o katıl butonu özel falan yapıyorlar. Ben öyle bir şey hiç yapmadım. Yapmam da çünkü özellikle gençlerimize ulaşmak istiyorum. Ben burada faydalı olmak için buradayım. Bu alet, ekipman vesaire de bunlar için kullanıyoruz. Yine destek olmak isteyenler olursa melihesatacil@gmail.com'dan ulaşabilirler. Durumu olanlar katıldan yine destek olabilirler. Olmayanlar olmaz. Yine aynı şekilde biz katılı özellikle video yapmıyoruz. Aynı şekilde sizlere aktarmaya inşallah devam edeceğiz. Onu da söyleyeyim. Birazcık uzamış olabilir son kısım ama bu teşekkürleri iletmem gerekiyordu. Çünkü çok bizim için çok inşallah faydalı olacaktır. Rabbim muvaffak eylesin diyelim. İnşallah ecirler ihsan eylesin diyelim. Bizi de yolundan şaşırmasın diyelim. Amin. Evet, izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Allah razı olsun. Allah ömür verirse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Allah'a emanet olunuz.